Sevgili izleyiciler, bugün hava yağmurlu ve nemli, sıcak bir Temmuz gününden merhaba. 10. webinardayız ve konumuz bu kez yapay zeka, algoritmalar. Günümüzün konusu biliyorsunuz, algoritmalar. Dünyayı algoritmalar mı yönetecek? Yapay zeka ne durumda? Yapay zeka tehdit mi, yardımcı mı? Çocuklarımız yapay zeka eğitimi alsın mı? Ne zaman başlasınlar? İşte bu konuda kafa yoran bir mentorumuzu davet etmek istedim bu sefer. Sevgili meslektaşım Zafer Demirkol. Hoş geldiniz Zafer Hocam. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Arzu Hocam. Çok iyiyim. Bayağı yoğunum bu pandemi günlerinde. Herkese de selamlar. Şimdi çocuklar için kodlama kitabının yazarı aynı zamanda Zafer Hoca. Dolayısıyla isterseniz şöyle başlayalım. İlk bölümde süremiz çok kısa olduğu için hızlı hızlı bilgi aktarmaya çalışalım. İlk önce yapay zeka çok kısa olarak nedir? Yapay zeka eğitimi çocuklara hangi yaştan itibaren verilmesi lazım? Ki siz bu konunun üstadısınız. Böyle kısa kısa en sonunda farklı sürpriz bir konuya geçelim. Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Yani şöyle, yapay zekanın formal bir tanımı yok. Pek çok tanımı var. Tanımında yani ben birkaç tane sıralayabilirim ama önemli değil. Önemli olan şu an günümüzde hepimizin kullandığı, hayatımızda hissettiğimiz bir şeyin olması yapay zekanın. Yani özellikle son 10 yıldır bizi çok şaşırtan uygulamalarla karşı karşıyayız değil mi? Bizim müzik listemizde bizden daha iyi öneriler sunan, video listemizde Netflix'te daha iyi filmler öneren bir yapı veya işte chatbotlar vesaire, yani her alanda karşımıza çıkan bir yapı olması. Günümüzdeki yapay zeka çalışmalarında özelinde aslında eski bir konu, yani 1900 bilirsiniz hocam, 40'lara kadar dayanır bunun çalışmaları ama son 10 yıldır neden bu kadar hızlandı, bizi şaşırtan seviyeye geldi? Donanım ve verideki müthiş ve özellikle programlama altyapılarındaki müthiş gelişme bizi deep learning'e, yapay sinir ağlarına götürdü. O da bizi şu an günümüzde şaşırtan uygulamaları çıkardı karşımıza. Ama hayatımıza çok kolaylık getirdi. Yani tabii, hani ben hem ben de mentor, eğitimci şapkamı bir kenara bıraktığımda kullanıcı olarak, tüketici olarak yapay zeka işlenmiş, algoritmalar kullanılmış uygulamaları tercih ediyorum. Bu gitgide de artacak. İleride belki bize de çok az ihtiyaç düşecek. O kadar çok kullanılacak ki. Tabii. Şimdi bu konu ayrı bir konu zaten. Artık insansız otonomiye geçildi. Ama hani o konuya gelmeden çocuklara bu eğitim verilmeli mi? Evet, şimdi tam da ona geliyordum zaten. Kısaca bu kısmını anlattım. Elbette, yani ben şu görüşteyim her zaman, yani bu bana ait bir sözdür. Her konu her yaşa anlatılabilir. Dolayısıyla zor konu yoktur. Aslında anlatılamayan veya içerik üretilemeyen, yani öğretilmeye müsait içerik üretilemeyen konu vardır. Bir konuyu da en iyi anlatmanın şeyi de o konuya hakim olmaktır. Yani aslında çocuğa anlatılır, evet, kısa cevap bu. Eğer iyi bir içerikle, iyi bir öğretmenle veya mentorla giderseniz çocuklara anlatılır. Her yaşta yapılabilecek çalışmalar var. Mesela veri toplama her yaşta yapılabilir. Tabii burada çocuk derken hani okuma yazmayı bilenden bahsediyorum. Yani en azından. Mesela kodlamada bir tık daha okuma yazma bilmeden yapılabilecek çalışmalar var. Nasıl? Mesela şey, mouse'u tutmak, sürükle bırak yapmak, dokunmatik şeyle şeyler yapmak, okuma, yani puzzle'ı birleştirmek dokunmatik ekranda, hani okuma yazma bilme gerektirmiyor. Aslında o da bir algoritmada bir ördeği ikiye bölünmüş puzzle ördeğini birleştiren 3-4 yaşındaki bir çocuk aslında bir algoritma çözüyor kendine göre. Dolayısıyla hani kodlamadık bir miktar daha belki gerekmeyebilir okuma yazma. Biraz daha hani bilgisayar kavramlarına aşina olsun diye. Ama yapay zeka çalışmalarında işte veri toplamadan tutun da model oluşturmaya kadar çok geniş bir çalışma yelpazesi var. Bunu da en ufak yaştan, yani veri toplama, veriyi ayıklama, temizleme, düzenleme vesaireden başlayan çalışmalar yapılabilir. Kısa cevap bu. Uzunu var tabii. Şimdi şöyle... Günümüzün Z kuşağı zaten bu konuya çok yatkın. Yani böyle büyüyorlar. Tırnakları basmaya başladığı andan itibaren, yani dokunma hissinden, sizin de çocuğunuz var, siz de izlemişsinizdir muhakkak. Neredeyse her çocuk
teknolojist olarak başlıyor. Önce onu Evet. söylüyor. Ben yazılımcı Evet. olacağım diyor. Öğrenmeye başladığı zamandan itibaren. Evet. Yani çok yakınlar bu konuya. Demek ki yeni gelen kuşak daha hızlı öğrenecek bizlerden. Burada Dolayısıyla yalnız siz... şöyle, Buyurun. pardon ya, yani burada yalnız şöyle bir tuzak da var veya şöyle bir sorun da açmamız gerekiyor. Siz de eğitimcisiniz hocam, bilirsiniz. Çok fazla araç üzerinden gidiliyor. Yani görsel araçlar, işi kolaylaştıran tool'lar vesaire meyilli olmaya başlıyor. Şimdi halbuki tamam, bunların kullanılmasına itirazım yok. Ama işin altyapısını, temellerini de öğrenmek gerekiyor. Buraya gelindiği zaman, yani mesela matematik öğrenmek gerekiyor. Ne bileyim, lineer cebir, matematiğin özelinde söyleyeyim, programlamanın işte bayağı temel yapılarını öğrenmek gerekiyor. Bir yapay zeka çalışması yapmak istiyorsanız. Şimdi hazır araçlar var, mesela sürükle bırakla bir model oluşturan vesaire. Şimdi buna, yani bunlarla bir şey yapmak Evet. Evet güzel ama işin temelini öğretmez. Ben hep şunu söylüyorum, yani şunu demek istiyorum. Teknoloji ilerledikçe temel bilimleri olan önem artıyor aslında, Evet. öğrenilmesine olan. Şimdi bunu atlamamak lazım. Yani genç arkadaşlarımızın araç tuzağına düşüp o araçlarla bir şeyler yapması temel bilimleri öğrenmesine engel olmamalı. Onu söylemeye Hocam çalışıyorum. yalnız zaman da öyle. Yani tüketim çağındayız ya. Ben şimdi gözlüyorum Z kuşağı bizler gibi derinden ziyade ellerindeki tool'larla çözmeye çalışıyorlar. Ama Ben şöyle, öyle gözlemliyorum. şimdi tamam böyle bir şey olmalı ama bunları, o tool'ları kim üretiyor? O Şimdi tool'ları o yurt ha, dışı. yani şunu demek istiyorum. Tool'ları kullanarak, araçları kullanarak zanaatkar olursunuz. Ama siz temelini öğrenirseniz sanatkar olursunuz. Dolayısıyla yani Doğru. evet, tool'ları da kullanılarak yapılacak. Mesela uygulama geliştiriciler olabilir, kullanabilir ama şimdi işin temellerini de öğrenip o tool'ları geliştirecek insan şeyine de ihtiyaç var. Anlatabildim mi? Doğru. Dolayısıyla hani o mesela, ben gelecekle ilgili yetkinlik ve becerilerde sabırlı olmanın en başta olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu sabırsızlık var yeni kuşakta ama işte o sabırlı olmayı geliştirebilmek büyük bir yetkinlik. Çünkü mesela programlama öğrenmek sabırlı olmayı gerektirir. Araştırma yapabilmek sabırlı olmayı gerektirir. Yani hemen acil çözümler üretmek, evet şu anki bir refleks ama bunları, bu araçları da üretecek insan, yani şey, yeteneğine gerek var. Okul Teknoloji üretmemiz öncesi lazım yani. zamanında verilen eğitimler çok kalıcı oluyor biliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla yani kaç yaşlarında hangi tip programlama öğretiyorsunuz? Herhalde kitabınızda yazdınız. Zaten buradan Evet. çağrıda bulunan hocanın kitabını alın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kodlama kitabını. Yani bu konuda ben de göz gezdirdim. Hepsine vakıf değilim ama kodlama üzerine gerçekten çok faydalı. Algoritma, Teşekkür ederim. herhalde Python'la başlamalarını önerirsiniz. Yani bir ebeveyn çocuğunun dijital tarafta çalışmasını isterse hangi yaşlarda hangi programlama dilleriyle başlamalı? Tabii sizin Şimdi kitabınızı da alarak. teşekkür ederim. Hocam şimdi şöyle, aslında küçük yaşlarda yapılan çalışmalarda, yani 4 yaşından itibaren başlatılıyor bu. Bu benim şeyim değil. Bu pek çok pedagog ve şeyin birlikte karar kıldığı bir yaş. Yani Dört yaş. Amerika'dan çıkan, 4 yaştan itibaren. Yani bu ilk Amerika'da başladı zaten bu akım. Obama hükümetiyle birlikte bir organizasyon kurdular. Orada onlarca pedagog, öğretmen vesairenin görüşü bu. Yani bana ait bir görüş değil. Evet. Dolayısıyla ben kendim şey yapmıyorum bu 4 yaşı. Onların Bilimsel çalışmalarından, yani. tabii, onların çalışmaları, yani öğretmenlerin, pedagogların, Evet. programcıların ortak Evet. görüşü bu yani. Ama Evet. 4 yaşındaki çocuğun mesela çalışması ne olabilir? İşte demin verdiğim bir örnek, bir puzzle'ın iki parçası vardır, onu sürükle bırakla bir araya getirir. Aslında o bir algoritma yazmış olur. Yani bizi orada çalışmalarda 4 ila 12 yaş arası diyelim, hadi bunlar çok kesin sayılar değil ama hani çocuğun yeteneğine, bakışına göre değişir. Arasında aslında demin de sizin vurguladığınız algoritma mantığını öğretmeye çalışıyoruz. Program dillerinden bağımsız.
Yani orada herhangi bir dil olması önemli değil. Zaten görsel yapılarla, bloklarla çalışıyoruz biz orada. Yani algoritma mantığını öğrenmesini sağlıyoruz. Yani ne demek algoritma aslında? Burada da ikiye ayırmak lazım. Günümüzde çok popüler oldu çünkü bu söylem algoritma algoritma diye. Aslında biz programcılar bunu, yani ben 35 yıldır kullanıyorum algoritma lafını. Çünkü neden? Algoritma bir şeyi en baştan sonuna kadar adımlarını en detayına kadar tanımlayabilmek aslında. Ve programsal bir de matematiksel algoritmalar var. Onu biraz ayırmak lazım. Programsal algoritmaların özelliği şudur zaten. Başlangıcının olması ve sonunun mutlaka olması. Ve aradaki bütün adımların tanımlamazsanız programınız çalışmıyor. Zaten algoritmalar programlama dillerinden bağımsız geliştirilir. Siz algoritmayı geliştirdikten sonra onu programlama dillerine dökersiniz. Bu görsel unsurlar olabilir, Python dili olabilir ya da Python dili olabilir, JavaScript olabilir. Mühim olan o algoritma mantığına çocuğu alıştırmak. Şimdi o kadar güzel bir konu. Şimdi haklısınız, çok popüler oldu. Hele bu pandemi döneminde herkesin dilinde bir algoritma var. Bilerek, bilmeyerek artık bilmiyorum. Yani o kadar popüler oldu ki her konuda, yani çaya çorba limon derler ya. Yani herhalde havalı bir terim oldu. Ben farkında değilim de. Bence herkesin de çok karizmatik oldu. Evet, öyle mi? Bilmiyorum. Biz halbuki yıllardır kullanırız bunu. Çok da bana hani sıradan bir şey gibi geliyor. Hani biz yıllardır, hani o zaman derken millet bizim yüzümüze bakar. Algoritma nedir ya falan böyle. Ama şimdi bayağı demek popüler. Ben de tam böyle popüler şeylere alerjim vardı. Ben de artık kullanmamaya çalışıyorum. Hayır, öyle yapmayın. Hayır. Bakın, ben de tam tersini düşünüyorum. Böylece merak edip belki bir yerden duymuş, açıyor işte interneti, ha, nedir, evet, diye bakıyor. En azından, evet, fikri oluyor. Belki, evet, kafa yoruyor. Belki öğrenmeye çalışıyor. Şimdi ben bu dönemde eve kapanıp inanın Python öğrenen duydum. Ben işte, evet, çok verimli bir dönem geçirdim. Oturdum, çalıştım, Python öğrendim. Ne güzel. Yani diyen yok, var. Yok, burada diyen... benim itirazım şu. Yani bunu yanlış yerlerde de kullanıyorlar onun için. Ha bir de şöyle bir şey var. Ya biliyorsunuz bu dönemde bizim yaratıcı çocuklara ihtiyacımız var. Evet. Yani evet. İno çocuğa ihtiyacımız var. T insanlara çünkü böyle olacak biliyorsunuz bundan sonra. Dolayısıyla çocuğun yaratıcılığının gelişmesi açısından da çok faydalı buluyorum. Kesinlikle. Hocam ekran gitgide kayıyor. Yok düzeltmeye çalışıyorum şimdi. Tamam. Biraz daha iyiyiz. Böyle şey, evet, var aramızda. Gerçekten, evet, tamam, çok doğal yaptığımız için bu programı her şeyi paylaşıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Ama ben önceden çalıştığım için kendimi ortalamış görüyorum. İnşallah doğru gözüküyorumdur. Doğru. Gayet iyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederim. Ne diyorduk? Çocukların yaratıcılığının gelişmesine ihtiyacımız var. O yüzden, tabii, faydalı buluyorum bu tür çalışmaları. Hani kesinlikle, algoritmadır, Python'dır, işte programlamadır. Bütün bunlarla beyin jimnastiğiyle merak etsinler. Tabii. Merak etmeyi öğrensinler. Ebeveyn merak ettirsin, yönlendirsin. Tabii. Bütün derdimiz kesinlikle budur. Kesinlikle. Yani zaten bakın, ben hani belki konuşuruz birazdan gelecek meslekleri vesaire gibi, gelecekte önemli olabilecek 4 tane temel benim çıkardığım beceri bunlar. Belki 5 olabilir, 6 olabilir. Hocam girelim o konuya. Hemen girelim. Tamam. Çünkü hiç vakit kaybetmeyelim. En merak edilen, şimdi bu ortalıkta dolaşıyor. Geleceğin meslekleriyle ilgili. Çünkü değişiyor artık. Her şey revize oluyor, evet, şimdi. Gerçekten bildiğiniz gibi. Her şey dijital oluyor, revize oluyor ve dijital, evet, çocuklar, dijital gençler olacak. Şimdi bu durumda, evet, roller, meslekler de değişecek. Bu durumda, evet, yapay zeka neden öğrensin? Hani algoritma neden öğrensin? Puzzle neden çözsün? Sizce bu konu gitgide daha gelişecek ileride. Dolayısıyla ne düşünüyorsunuz? Evet. Bu genel bir açıklama yapalım. Evet, çok önemli bir konu. Şimdi bana da çok sıkça geliyor. Hocam hangi mesleği seçelim gelecekte ya da gelecekte hangi meslekler önemli olacak falan diye. Şimdi burada ben hemen müsaade ederseniz birkaç noktaya vurgu yapmak istiyorum. Birincisi, bir kere yapay zeka bütün diğer teknoloji ve disiplinlerden farklı olarak diğer bütün teknoloji ve disiplinleri dönüştürecek bir alan. Teknoloji de demek istemiyorum çünkü bir sürü alt disiplini barındırıyor içinde.
Dolayısıyla ya da alt teknolojiyi barındırıyor. Dolayısıyla diğer bütün teknolojilerden farkı bu. Her bütün alanları etkileyecek. Yani bir tek alan kalmayacak ki yapay zekadan etkilenmesin. Dolayısıyla neden ben yapay zeka öğreneyim veya onu kullanayım demenin bir mantığı yok. Yani doktor da olsa, hukukçu da olsa, sanatçı da olsa ya onun araçlarını kullanacak ya da bizatihi onunla ilgili bir şeyler yapacak. Dolayısıyla en azından tabii her kademede yapılacak çalışma öğrenilmesi gereken şey farklı. Yani siz ne, hukukçu olacaksanız yapay zekayı öğrenmeniz gereken alanlar farklı, uygulamalar farklı vesaire. Şimdi gelecekle ilgili mesleklere dönecek olursak, bu dönüştürücü etkiye sahip olan ve yapay zekayla her şey dönüşecekse o zaman bizim buna hazırlıklı olmamız lazım değil mi? En azından temel kavramları öğrenmemiz lazım. Birincisi bu. İkincisi gelecekle ilgili 10 yıl sonrasının mesleklerini bilemiyoruz. Bu çok rutin kalıp bir şey zaten. Bunu herkes söylüyor ve zaten bunun kanıtları da var. Bir 10 yıl öncesine bakın, makine öğrenmesi, mühendisi diye bir alan yok. Dolayısıyla yani hakikaten ben sadece şey teknoloji alanında değil, bütün öngörülerde, fütüristik öngörülerde 10 yıldan sonrasını isabetli tahmin edeni göremedim. Bilimsel olarak söylüyorum. Yoksa evet, bir takım genel kavramlar atıp rastgele tutturulmuş şeyler var. Onu bir şey demiyorum. Ama hakikaten yok. Dolayısıyla evet, bizim neye hazırlıklı olmamız lazım? Meslekler odaklıktan ziyade beceriler odaklı gitmemiz lazım. Nedir beceriler? Bana göre bence 4 tane temel beceri önemli olacak gelecekte. Biz bunları geliştirirsek öğrencilerimizde veya öğrencilerimiz kendileri geliştirirse becerilerini her hocam, türlü meslek... Bir saniye müsaadenizle bir şey soracağım. Şimdi bu sizin tavsiyeniz sadece MIS, IT, bilgisayar, teknoloji öğrencilerine mi yoksa herkese mi? Çünkü ben ne dedim? Herkese. Dün Endüstri Mühendisliği grubuyla bir seminer yaptık. Dedim ki şimdiden dedim programlama dillerine başlayın. Çünkü sizin bankacılar da öyle, işletmeciler de öyle, finansçılar da o şekilde. Yani onun için onu vurgulayalım isterseniz. Yani sadece alan... neredeyse birleşecek yani bütün meslekler. Evet, dolayısıyla yani bakın, altyapı zaten... olarak bunu öğrenmek zorunda kalacaklar. En azından kullanıcı olarak. Yani bunu altını üstünü çizmek lazım. Tabii zaten şimdi ben kavramları söyleyince anlayacaksınız her şey alana ait olduğunu. Yani sanatçısı da, hukukçusu da, doktoru da bu becerileri bence edinmek zorunda. Yoksa var olamayacaklar o mesleklerde. Şimdi nedir bunlar? Bir, analitik düşünme becerisi. Yani bu becerilerini geliştirmek durumundalar. İki, yaratıcı düşünme becerisi. Üç, birlikte çalışabilme becerisi. Dört, kendi başına öğrenebilme becerisi. Veya öğrenmeyi öğrenmek de diyorlar buna şu anda. Şimdi dolayısıyla bu dört beceri... Hocam bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Bir şey ekleyebilir miyim? Bir de mümkünse kendi kendine motive olma becerisi. İşte demin dedim ya sabır. Şimdi mesela sabır büyük bir erdem aslında. Sabırlı olmak. Yani şimdi mesela ben mesela kendi oğlumda bile gözlemliyorum. Araştırma deyince YouTube'da video aramak geliyor akıllarına. Tabii. Şimdi böyle değil tabii. Yani bir araştırma hocam siz de çok iyi bilirsiniz değil mi? Yani ne kadar zor bir şey. Vardı bizim zamanımızda. Tabii. Ansiklopediden tarardık. Devlet kütüphanelerine saatlerce giderdik. Ben Bostancı'da oturuyorum. Kartal'daki devlet kütüphanesine giderdim minibüse binip 40 dakikada. Orada araştırma yapmaya çalışırdık. Yani sadece videoyla, sadece kitapla, sadece söyleşiyle, sadece makaleyle olacak şeyler değil. Hepsinin birlikte olması lazım. Yani bizim çocuklarımıza mesela araştırma yapmayı da öğretmemiz lazım. YouTube'da yani refleks olarak mesela ben diyorum ki şuna bak diyorum hemen YouTube'da bakıyor. Halbuki evet, ben baktığımda hemen kitap arıyorum. Anlatabildim mi? Yani böyle bir şey var arada. Şimdi ama hepsinin birlikte olması lazım. Ne o sadece ne bu sadece. Belki gidip birinci elden o kişilerle görüşmesi lazım. Yani şimdi ben tekrar toparlayayım. Şimdi bu dört maddeyi çok kısaca anlatmaya çalışıyorum. Antik düşünce becerisini destek, yani bunları söylememiz yetmiyor. Nasıl yapacağını da söylememiz lazım çocuklara. Mesela analitik düşünce becerisini nasıl geliştirebilirse mesela programlama, kodlama yapmak, algoritma geliştirmek çok güzel bir antrenman. Bunu mu geliştirebilir? Yani mesela çok bu güzel algoritma geliştirme dedik. Mesela daha küçük yaşta algoritma geliştirmeyi öğrenmiş veya o çabada olan bir çocuk büyüdüğünde
iyi bir pazarlama planı oluşturabiliyor, iyi bir üretim planı oluşturabilir. Çünkü dedik ya, en başından sonuna kadar bütün alanları, detayları planlamadır aslında algoritma. Hangi alanda çalışırsanız çalışın. İyi bir düğün yapabilir kendisine, iyi bir seyahat düzenleyebilir. Yani bunları iyi yapar, kendi özel hayatına dair şeyleri de iyi yapar. Sadece mesleğine ait değil. İyi ilişkiler kurabilir. İyi network oluştur. Yani çok önemli. Aynen, bunun antrenmanlarını için. Tabii bunun antrenmanlarını küçük yaşta kodlamayla yapmak, kodlamanın özelliği şu, bir hata yaptığınız zaman anında size gösteriyor hatanızı. Halbuki diğer alanlarda işte bir bilene danışacaksınız, bu doğru mu yanlış mı sonu, öyle değil. Burada yaptığınız anda karşınıza hatayı veriyor. Onun için güzel bir antrenman anı. Hemen çok yaratıcı güzel düşünceye geçeyim. Çünkü onu en az onun kadar önemli, yapay zekanın bir handikabı insansı yaratıcılığı şu an için en azından gösteremeyecek olması yakın zamana kadar. Ne demek insansı yaratıcı? Mevcut yapay zeka yaratıcılıkları mevcut veriden aslında bir şey diyor. Halbuki gelecekteki yaratıcılık, insansı yaratıcılık fark yaratacak. Ama şöyle değil yani, ben sabahtan akşama yatayım, bana ilham gelsin, orada bir yaratıcı olayım. Hayır, siz o konuya ait bütün bilgiye sahip olacaksınız. Onun üzerine bir yaratıcılık, insansı yani yapay zekanın belki gösteremeyeceği bir yaratıcılık dokunuşta bulunacaksınız. Bu önemli olacak gelecekte. Üçüncü, hani bunun da yine antrenmanları kodlamayla vesaireyle yapılabilir veya serbest düşünce aktiviteleri var vesaire, bunlarla yapılabilir. Güzel, şimdi mesela yaratıcı düşünce dersleri var ilkokullar. Çok güzel mesela bunlar. Üçüncü olarak birlikte çalışın diyoruz çocuklara. Nasıl çalışacaklar? Mesela cloud güzel bir ortam. Yani pandemi günlerinde de yaşadık. Artık kağıt kullanamadık değil mi? Ofislerde, üniversitede vesaire print alamadık. Hep cloud'dan, yani bulut üzerinden çalıştık. Ama bulut sadece bir dosyayı saklama alanı değil. Tam tersine uygulama geliştirme alanıdır. Bunun iyi anlatılması lazım. Bana kalsa okullarda printer'ı, fotokopiyi kaldırırım. Çocuklar geleceğe cloud'da çalışabilsin diye. Yani aynen şu anda üniversitemizde yaptığı, hani alalım verelim hep dijital ortamda değil mi? Uygulamaları falan. Çok hızlı gidiyorum, çok da uzatmamak adına. Ve de sadece o da yetmez. Mesela GitHub'da programcıların ortak çalışma şeyi var. Her ülkeden insan orada çalışıyor ve birbirleriyle bir proje geliştiriyorlar. Ve şu anda yapay zekaya ait en büyük projeler GitHub'da geliştirildi. Afrikalısı da, Amerikalısı da, işte Rus'u da, Türk'ü de, hepsi ortak projeler geliştiriyor. Büyük şirketlerde bunu kendine uyarlayıp satıyorlar. Son olarak da öğrenmeyi öğrenebilmek, hani teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki artık tahtaya geçip bir hoca size onu anlatmayacak. Hoca neyi anlatabilir size veya mentor? Temel teknolojileri, temel bilimleri veya kendi edindiği tecrübeleri. Ama yepyeni gelen, yani bir hafta içinde bir sürü bilgi birikimi oluyor. Bunu sizin artık öğrenebiliyor yapıda olmanız gerekiyor. Biraz hızlı gittim ama hepsini anlatabilirim. Çok faydalı. Ya inanılmaz faydalı. Şimdi aslında ben olsam bunu tekrar tekrar izlerim. Ve içi o kadar dolu ki, o kadar hani aynen deep learning gibi bir konu oldu bu. Yani aç bitmez. Derin damlı sonsuz. Ama bunu hem ebeveynler hem çocuklar, gençler, bence şimdi mesela şu an bu saatte herkes internette YouTube'dan bir şey izliyor. Bence. Eğer internet imkanları varsa, ki artık herhalde penetrasyon, biz eskiden sorduklarında 30-40 falan derdik, %30-40. Yani herhalde 80-90 olmuştur. Yani şu pandemi döneminin yarattığı fırsatlardan mı diyeyim, dijital bir toplum olduk. Ben hani bir internetçi olarak benim hoşuma gidiyor. Sürekli evet. Ben çünkü ezik ezik %30'dayız, %40'dayız falan derdim. Şimdi herhalde 80-90 olmuşuzdur. Çünkü İsveç, Norveç evet. %90'lardaydı penetrasyon. Evet. Şimdi burada en azından bu oldu. Ve yani her şey internetten, YouTube'dan, Google'dan öğreniliyor. Ama bunu işte ileride ne olacak? Belki Google yerine başka yazılımlar çıkacak. Ve Google'da bulamadığı zaman ne yapacağını bilemiyor mesela. Çünkü evet. Araştırmayı bilmiyor. Evet. Google gitti. Ya da yani o kadar sabır olmuyor. Yani gelsin önümde hemen bana nasıl olduğunu hemen anlatsın. Hemen nasıl yapıldığını. Yani hep genelde dikkat edin hocam, nasıl sorusuyla ilgileniyoruz. Halbuki neden sorusu daha önemli. Şimdi nasıl, yine ben o örneği vereceğim. Yani şunu genelde şu isteniyor. Nasıl yapıldığını bana göster. Tamam, gösterin de neden olduğunu niye merak etmiyorsun?
Şimdi bu önemli. Yine aynı örneği vereceğim. Nasıllı zanaatkar olursunuz, nedenle sanatkar olursunuz. Dolayısıyla nedenini de öğrenmeniz lazım. Hatta bir konuyu araştırıyorsanız onun tarihine de inmelisiniz. Ben mesela yapay zeka konularıyla şu anda konularını araştırıyorum. Onun tarihine bakıyorum. Çünkü tarihini de bilmeden, aslında o noktaya nasıl gelindiğini bilmeden de çok fazla geleceğe bir şeyler oluşturamıyorsunuz. Yani dört dörtlük bir araştırma yapmamız lazım. Nedenlerine de bakmamız lazım. Sadece nasıllar bizi kurtarmaz. Evet, şimdi değerli izleyiciler, bu konu gerçekten konuş konuş bitmez. Hele Zafer Demirkol gibi dolu, yoğun bir mentorla, eğitimciyle, üstadla konuşmak hem zevkli hem de sizi belki sıkabiliriz diye endişe duyuyoruz. Ben yine bu geleceğe, özellikle geleceğe meslekleriyle ilgili tekrar bir bölüm yapalım hocam. Yani bu yetmeyecek. Ben çok isterim, evet, ki mesela çok bununla ilgili ben çok soru alayım. Hani beni zorlasınlar. Ben derslerde de güzel sorulara bayılıyorum. Tebrik ediyorum. Evet. Mesela hiç düşünmediğim soru geldiği zaman çok keyif alıyorum. Tabii. Böyle öğrenciler bekliyoruz. Biz öğretmenler aynı zamanda öğrencileriz hocam. Yani ben öyle diyorum. Ben aslında öğrenen birisiyim. Hep öğrenme sürecinde olan birisiyim. Hiçbir zaman kendimi uzman, şu bu vesaire demedim. Öğrendikçe de ne kadar az şey bildiğimi gören birisiyim ve öğrencilerinden de öğrenen birisiyim. Çok bana şey katıyor. Onun için değerli bu geri dönüşler. Onun için mentor lafı çok doğru gerçekten. Kesinlikle. Çünkü bizler de mentorluk aldık tecrübesizken. Evet. Yani bu konu gerçekten önemli ve sizin gibi bu konuya kafa yoran yeni nesile ihtiyacımız var. Sürekli öğrenme konusuna gelince zaten mecburuz. Hayat böyle gidiyor. Yani yaşam imkanları çok az şu anda. Çünkü survive ettiğimiz bu dönemde sürekli kendimizi yenilemek, öğrenmek, hayatta kalmak durumundayız zaten. Güçlü olmak, sabırlı olmak, yani bu dönem bize bunu öğretti diye düşünüyorum. Ve hocam ne yazık ki programın sonuna geldik. Ama çok güzel bilgiler verdiniz. Umarım faydalı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, değerli Zafer Demirkol'la programın sonuna geldik. Yapay zeka, eğitim, otonomi, deep learning, makine öğrenmesi konularına bir girdik çıktık. Sadece bir fikir yarattık, bir kavram yaratabilmeyi başardık inşallah. Keşke şöyle güzel sorular, böyle derin sorular gelse de hocam bir program daha yapalım diyebilsek. Yapalım, bana uyar dilerseniz, izleyicilerinizden talep gelirse memnuniyetle. Şimdilik hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hocam teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın.